أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Allah'ın selamı, bağışı, bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenler. Bugünkü, bu akşamki sohbetimizde inşallah içinde yaşadığımız topluma karşı görevlerimiz, içinde yaşadığımız çevreye karşı görevlerimiz ve yine içinde yaşadığımız diğer varlıklara karşı görevlerimiz, sorumluluklarımız hususunda konuşmaya çalışacağız. Yaratıcımız bizlere belirli görevler ve belirli sorumluluklar vermiştir. Ve bu görevleri ve sorumlulukları yerine getirip getirmeme hususunda hak ve hukuk ortaya çıkmaktadır. Eğer görevlerimizi hakkıyla yerine getirebiliyorsak, sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirebiliyorsak, o zaman üzerimize düşen görevi, yani başkasının hakkını ödeyebiliyoruz demektir. Yoksa ihmal ediyorsak, başkalarının hakkı üzerimize geçiyor demektir. Peki hak ne demek? Önce bu kavramdan başlamak üzere açıklamaya çalışalım inşallah. Hak demek gerçeğin kendisi demek. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'e de hak diyoruz. İslam'a da hak diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayeti kerime karşımıza çıkıyor. Ve bil hakkı enzelnahu ve bil hakkı nezel. Biz Kur'an'ı gerçeğin bilgisi olarak indirdik. O da gerçeği söyleyerek insanlığa geldi. İnsanlığa gerçeği söylemek üzere geldi. Dolayısıyla hakkı savunmak, hakkın tarafında olmak, aynı zamanda İslam'ı savunmak ve İslam'ın tarafında olmak demektir. Ve yine başka bir ayeti kerimede Rabbimiz bizlere şöyle sesleniyor. Ve kul ca'el hakku ve zehaqal batıl innel batıle kâne zehuga. Hak geldi, batıl ortadan kalktı ve zaten batıl ortadan kalkmaya mahkumdu diye Yüce Rabbimiz bizlere sesleniyor ve hakkın batılın karşısında mutlaka üstün geleceğini bizlere bildiriyor. Hakkı tespit eden, kimin hangi haklara sahip olduğunu bize söyleyen yüce yaratıcımızdır. Bunu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bizlere haber veriyor. Peygamberimiz bir güzel hadisinde şöyle buyurur: İnnallâhe Tebareke ve Teala kad a'ta li kulli zi hakkın hakkahu. Allah Teala her hak sahibine hakkını teslim etmiştir, adaletle teslim etmiştir. Ve haklar adaletle belirlenmiştir. Yani Allah belirlediğine göre haklar adalete dayanmaktadır. Dolayısıyla her insan kendi hakkına razı geldiği takdirde Allah'ın adaletine rıza göstermiş olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayeti kerimeyi görüyoruz. Ehum yaksimune rahmete rabbik. Onlar Allah'ın rahmetini mi paylaştırıyorlar? Halbuki rızıkları paylaştıran, hakkı paylaştıran, adaleti paylaştıran yüce Allah'tır. Dolayısıyla Allah'ın bize nasip etmiş olduğu imkanlara rıza göstermek, onun bize vermiş olduğu hakka, onun adaletine rıza göstermek demektir değerli dinleyiciler. Yine hakların belli bir kimsenin görüşüne ya da belli bir ideolojiye göre belirlenmediğini görüyoruz. Haklar duygusal bir şekilde belirlenmemiştir. Kur'an-ı Kerim velevit tebe'al hakku ehvâehum lefesedetis semâvâtu vel ardu ve men fîhin. Şayet hak, gerçek insanların isteklerine göre belirlenecek olsaydı yerde, göklerde
ve bu ikisi arasında fesat ortaya çıkardı buyuruyor. Dolayısıyla Allah kendi adaletine göre hiç kimsenin hevasına, hevesine, isteğine boyun eğmeden kendi adaletine göre hakkı ve adaleti belirlemiştir. Şimdi hakların genel olarak ikiye ayrıldığını görüyoruz. Genel anlamda haklar ikiye ayrılır. Nedir bu? Birincisi, yaratıcımıza karşı olan haklarımız, sorumluluklarımız var. Bir de içinde yaşadığımız topluma karşı haklarımız ve sorumluluklarımız var. Ve diğer canlılara ve varlıklara karşı haklarımız ve sorumluluklarımız var. Peki Allah'ın, yani yaratıcımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir? Buna baktığımız zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında şöyle bir örnek görüyoruz. Peygamberimizin yakın dostlarından bir tanesi olan Muaz bin Cebel var. Ve bu Muaz bin Cebel'le Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yolculuklara çıkıyor, seyahatler yapıyor ve bu seyahatler sırasında, yolculuk sırasında aralarında konuşmalar geçiyor. Peygamberimizin konuşmaları boş olmadığı için her zaman insanlara bir öğüt vermek, insanlara ilim öğretmek, bilgi öğretmek olduğu için yolculuk esnasında bile dostlarına bir mesaj vermek için onu bir fırsat biliyordu. İşte Muaz bin Cebel'le de böyle bir yolculuk sırasında ona bir soru soruyor. Diyor ki, ey Muaz, Allah'ın yaratmış olduğu kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Muaz bin Cebel, Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi sormuş olduğu sorusunun cevabını yine kendisi veriyor. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kullarının ona ibadet etmesi, ona boyun eğmesi ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamasıdır buyuruyor. Peki kulların Allah üzerindeki, yaratıcıları üzerindeki hakkı nedir diye soruyor Muaz bin Cebel'e. Ve yine Muaz bin Cebel aynı cevabı veriyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Ve yine Peygamberimiz sormuş olduğu sorusunun cevabını kendisi veriyor. Eğer Allah'ın kulları Allah'a karşı görevlerini yerine getirirlerse Allah üzerindeki hakları Allah'ın onlara azap etmemesidir. Ella yuazibehum geçiyor hadiste. Dolayısıyla şayet biz kullar olarak Allah'a karşı görevimizi yerine getirirsek, hakkıyla yerine getirirsek Allah'ın bize olan vaadi, Allah'ın kendi üzerine almış olduğu hakkımız bize azap etmemesidir. Bizi hem bu dünyada hem de ahirette mutlu etmesidir. Rabbimizin bize vermiş olduğu söz değerli dinleyiciler. İkinci olarak Rabbimizin bizim üzerimizdeki hakkı başka bir ayet-i kerimede şöyle gündeme geliyor. Rabbimiz, ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil kıstı şuhada elillahi diye bir ayet-i kerime, uzunca bir ayet-i kerime, ben bir bölümünü okudum. Ey iman edenler, müminlere, bizlere seslenmek suretiyle, ey iman edenler, hakkı ayakta tutun, hakkın tarafında olun ve şayet sizin aleyhinize olsa bile, akrabalarınızın aleyhine olsa bile, anne babanızın aleyhine olsa bile siz doğrunun tarafında olun, hakkın tarafında olun ve Allah için şahitlik edin. Şöyle düşünelim, öyle bir olayla karşılaştık ki bir şahitlik yapmamız gerekiyor, bir tarafta durmamız gerekiyor ve haksız olan taraf kendimiz olabiliriz,
akrabamız olabilir, anne babamız olabilir. Eğer biz haksız olduğumuzu bile bile veya akrabalarımızın haksız olduğunu bile bile onları savunuyorsak, ilk önce Allah'ın koymuş olduğu adalete, hakka karşı haksızlık yapmış oluyoruz demektir. Bu ayete karşı haksızlık yapmış oluyoruz demektir. Rabbimizin bizden istediği, siz haksız olduğunuz yerde kendinizi haklı çıkarmaya çalışmayın, hakkı, adaleti uygulayın diye Rabbimizin bize emri. Ve bu Rabbimizin bizim üzerimizde olan diğer bir hakkı değerli dinleyenler. Peki kısaca insanların hakkına geldiğimiz zaman Rabbimizin bizim üzerimizdeki hakkını iki madde üzerinde özetlemeye çalıştım. Bir de içinde yaşadığımız toplumun, insanların bizim üzerimizde hakkı var, sorumluluklarımız var onlara karşı. Bunlar üzerinde kısaca durmaya çalışalım. Birincisi, her şeye can veren Rabbimiz, hayat veren Rabbimiz bu hayatın korunmasını bizden istiyor. Dolayısıyla doğan her insanın daha dünyaya gelmeden yaşama hakkı vardır, hayat hakkı vardır. Canlı bir organizma olduğu dönemde bile insanın yaşama hakkı vardır. Yani henüz dünyaya gelmeden hangi evrede olursa olsun dışarıdan müdahale etmek suretiyle, yani kürtaj yapmak suretiyle bir organizmanın organizma halinde olan, devresinde olan bir bebeğin bile canına kıyılamaz, yani kürtaj yapılamaz. Çünkü yaşama hakkı var, hayat hakkı var. Rabbimiz bu hayat hakkını dokunulmaz olarak bizlere emanet etmiş, teslim etmiş ve buna uymamızı bizden istemiş. İnsanların üzerimizdeki en önemli haklarından bir tanesi budur. Çünkü cana kıymanın çok büyük sorumluluk olduğunu, çok büyük günah olduğunu, hatta bir ayeti kerimede ve men yaktul mu'minen muteammiden fe cezauhu cehennemu haliden fiha, kim bir mümini kasti olarak bile bile katlederse, öldürürse, hayatına son verirse o ebedi cehennemliktir diye hükmünü bize bildiriyor, kararını bize bildiriyor değerli dinleyenler. Tabii bunun dışında başka ayeti kerimeler de var. Kim bir kişiyi öldürürse, onun hayatına, canına son verirse bütün insanlığı öldürmüş gibidir diye ayeti kerimelerin Kur'an-ı Kerim'de olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla her insanın yaşama hakkı vardır ve bu hakkı korumak da bize düşen görevdir değerli dinleyenler. Şimdi bunun dışında Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam misal olsun diye, örnek olsun diye toplum içerisinde yaşarken birbirimize karşı hangi sorumluluklarımız var, bunun örneğini bize veriyor ve buyuruyor ki Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Örneğin size birisi selam verdiğinde onun selamını iade etmek, yani selamını almak, kabul etmek. Bu bir haktır buyuruyor Peygamberimiz. Ve yine hasta olduğunda ziyaretine gitmek, geçmiş olsun demek, iyi dileklerde bulunmak, dua etmek, bu da yine müminin mümin üzerindeki hakkıdır buyuruyor. Ve yine cenazesi olduğunda, herhangi bir sıkıntısı olduğunda ona yardımcı olmak, cenazesine katılmak, taziyede bulunmak, bu da müminin mümin üzerindeki hakkıdır. Yine herhangi bir davette bulunduğunda onun davetine katılmak, tabii ki bu davet meşru bir davet olmalı, bizleri günaha götüren bir davet olmamalı. Davetine icabet etmek, yani katılmak yine müminin mümin üzerindeki hakkıdır buyuruyor. Yine ona dua etmek, hayır duada bulunmak,
müminin mümin üzerindeki hakkıdır buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ve haklara riayet ettiğiniz takdirde ayakta durabileceğimizi, ayakta durma kabiliyetimizin olabileceğini, daha güçlü olacağımızı Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere bildiriyor ve bunun için haklara sarılmamızı, adalete sarılmamızı bizden istiyor. Mesela bu ayeti kerimelerden bir tanesi ve اَقِيمُوا vezne bil قِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْم۪يزَانِ. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın buyuruyor. Yani birbirinizi aldatmayın, birbirinizin hakkına girmeyin. Çünkü birbirinizin hakkını çiğnediğiniz zaman toplumda güvensizlik, toplumda birbirine ilgisizlik, toplumda birbirini çekememezlik meydana gelir. Bunu baştan önlememiz gerekir. Rabbimizin bize talimatı bu, değerli dinleyenler. Yine baktığımız zaman eşlerin birbiri üzerindeki haklarından bahsediyor Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. İşte bugünkü en önemli sorunlarımızdan bir tanesi özellikle aile mahremiyetini koruma hususunda, evlerde yaşanan, aile içerisinde yaşanan sırları dışarıya aktarma hususunda ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Her aile içerisinde sorunlar olabilir, her aile içerisinde sıkıntılar olabilir ama bunun çözüm yolunu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Kur'an-ı Kerim bizlere göstermiş. Çünkü sırları korumak, ailenin sırlarını, ailenin mahremiyetini, ailenin izzetini, onurunu ve şerefini korumak eşlerin birbirlerine karşı sorumluluklarıdır. Birbiri üzerlerinde bulunan haklarıdır. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı çıktığı zaman bunu topluma yayma yerine, başkalarına duyurma yerine, mesela Kur'an-ı Kerim'in çözümlerinden bir tanesi, en yakınınıza söyleyin ki belki bir çözüm olur. En yakın nedir? Anne babadır, kardeştir. Eğer bir çözüm umuyorsanız böyle yapın diye bize öneride bulunuyor. Mevlana'nın güzel bir sözü vardır, der ki sırları söyleyinceye kadar sırlar sizin esirinizdir. Yani o olayı kontrol edebilirsiniz. Ama sırlarınızı dışarıya aksettirdiğiniz zaman, söylediğiniz zaman asıl o zaman siz sırlarınızın esiri olursunuz. Yani o olay kontrolünüzden çıkar, o olay artık kontrolsüz bir hale gelir. Dolayısıyla sırları paylaşmamak, eşlerin birbirlerine karşı olan önemli sorumluluklarından bir tanesidir. Aileyi ayakta tutmak için haklara riayet etmemiz gerekir değerli dinleyenler. Tabii bunun dışında çocukların anne baba üzerinde hakkı var. Mesela Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir sahabiye, dostlarından bir tanesine çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır buyuruyor. Yine hiçbir baba çocuğuna güzel edepten daha üstün bir hediye veremez buyuruyor. Dolayısıyla çocuklarımızı güzel bir şekilde yetiştirmek, güzel bir şekilde hayata hazırlamak, imanı onlara aşılamak, güzel ahlakı aşılamak, bu şekilde onları hayata hazırlamak, her yönüyle ilgilenmek çocukların anne babaları üzerindeki hakkıdır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın bunu bizlere bildirdiğini görüyoruz. Bunun dışında ebeveynin, yani anne babanın çocuklar üzerinde hakkı var. Tabii çocukları dünyaya getiren, dünyaya gelmelerine vesile olan anne babadır. Dolayısıyla onların üzerindeki hakları mutlaka söz konusudur. Özellikle anne konusunda mesela şöyle bir şiir söylenir anonim olarak. Ana başa tac imiş, her derde ilac imiş, bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş. Yani evlat
hangi konumda olursa olsun annesinin yeri ve değeri farklıdır ve anaya devamlı muhtaçtır diyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a şöyle bir soru sorulur. Hangi iş, hangi amel Allah katında daha sevimlidir diye sorulduğunda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam önce namazı söylüyor. 5 vakit namaz ve ondan sonra da anne babaya iyilik yapmandır buyuruyor. Dolayısıyla anne babamızın üzerimizdeki hakları da bu insan haklarından bir tanesi, kul haklarından bir tanesidir. Yine Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi de, kızgınlığı da anne babanın öfkesindedir buyuruyor. Yine Sadi'nin bir şiirini görüyoruz bu konuda. Diyor ki, babana yaptıkların çıkmamalı yadından, babana ne yaptıysan onu un evladından. Bu tecrübeden süze gelmiş bir beyittir, bir şiirdir. Dolayısıyla hayatta biz ne yaptıysak hem bu dünyada hem de ahirette onlar karşımıza çıkacaktır. Bu haklara dikkat etmemiz gerekir. Bu hakları ihlal etmememiz gerekir. Bunun dışında tabii komşularımıza karşı haklarımız var. Aynı apartmanda yaşadığımız, aynı mahallede yaşadığımız komşularımızı her zaman iyi günlerinde de kötü günlerinde de hatırlamamız gerekir. Özellikle apartman hayatında bugün baktığımız zaman komşularımızı genelde bizi rahatsız ettikleri zaman, gürültü çıkardıkları zaman hatırlıyoruz. O da uyarmak için hatırlıyoruz. Halbuki komşularımızın gerektiği zaman gürültülerine de katlanmak zorundayız. Tabii bu kasıtlı olmamak şartıyla. Sevinçli günlerine de ortak olmak zorundayız. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir hadisi var. Buyurur ki, İnsanların içerisine karışıp onların eziyetini çeken, insanların içerisine karışmayıp bir kenara çekilenden daha hayırlıdır. Yani komşumuzun bir eksikliği olabilir, bir yanlışı olabilir. Ona belli bir ölçüde katlanmamız gerekiyor. Dostluğumuz baki olması gerekiyor ve uyarılarımızı da dostane bir şekilde yapmamız gerekiyor ve komşularımıza bu şekilde güven vermemiz gerekiyor. Yine bunun dışında baktığımız zaman insan dışında diğer varlıklara karşı, diğer canlılara karşı da sorumluluğumuzun olduğunu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinden öğreniyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi, Peygamberimizin hadislerinden bir tanesi şöyledir. Buyuruyor ki, herkesin gelip geçtiği, herkesin kullandığı parklarda, yollarda oturmak suretiyle insanları gözlerinizle rahatsız etmeyin. İnsanları oraları kirletmek suretiyle, yolları, parkları, piknik alanlarını kirletmek suretiyle rahatsız etmeyin. Bu yolların, parkların, piknik alanlarının veya çevrenin insan üzerindeki hakkıdır. Yani yolların da insan üzerinde hakkı var. Yine Peygamberimiz başka bir hadisinde şöyle buyurur. Bir insan düşünün, şayet yollara, öteye beriye çok affedersiniz, çöp atmak suretiyle ve bir örnek veriyor, tükürmek suretiyle insanları rahatsız ediyorsa Allah'ın laneti onun üzerinedir diyor. Çünkü burada oradan gelip geçen, o alanları kullanan bütün insanların hakkı vardır. Dolayısıyla özellikle kamuya açık olan alanları kullanırken bu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yolları kullanırken, parkları, bahçeleri kullanırken buraları çöp alanına çevirmememiz gerekiyor. Bu da çevrenin ve insanların bizim üzerimizdeki önemli haklarından bir tanesidir. Yine diğer canlıların bizim üzerimizde hakları vardır. Ona da riayet etmemiz gerekir.
Buna çarpıcı bir örnek olarak mesela Kanuni ile Ebu Suud arasında geçen bir örnek verilebilir, bir kıssa verilebilir. Kanuni şöyle bir sual sorar Ebu Suud Efendi'ye. İşte meyve ağaçlarına karıncalar dadanmıştır ve meyve ağaçlarına zarar vermektedir. Kanuni şöyle bir soru sorar Ebu Suud'a. Dırahtı ger ziyan etse karınca günah mıdır karıncayı kırınca? Yani meyve ağaçlarına karıncalar zarar veriyor. Bunları herhangi bir ilaçla öldürsek, herhangi bir şeyle bunları itlaf etsek acaba günah mıdır diye Ebu Suud Efendi'ye soruyor. Ve Ebu Suud Efendi de aynı zarafetle Şeyhülislam şu cevabı veriyor. Yarın Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca. Yani sen eğer karıncaları öldürürsen, itlaf edersen, yok edersen Allah'ın huzurunda o karıncalar bile hakkını senden alır. Dolayısıyla Allah'ın katında, insanların katında değer kazanabilmek için karıncanın hakkına bile değer vermemiz gerekir. Karıncanın hakkını bile gözetmemiz gerekir. Bu olay bunu bize gösteriyor değerli dinleyenler. Rabbimizden dileğimiz şu olsun. Onun huzuruna varırken eğer başka insanların, başka canlıların üzerimizde hakkı varsa o hakları ödemek suretiyle, o haklardan tevbe etmek suretiyle ve o haklardan kurtulmuş olarak huzuruna varmayı hepimize nasip eylesin. Gününüz, Ramazanınız, ayınız mübarek olsun. Hepinize hayırlı ve mutlu günler diliyorum.